Profesör Doktor Engin Arık, İstanbul Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Pittsburgh Üniversitesi'nde doktora, Londra'da doktora sonrası araştırmacılık yaptı. 1979'da Boğaziçi Üniversitesi'nde çalışmaya başladı ve 1988'de profesör oldu. CERN'de Atlas deneyinde çalıştı. Eşi Profesör Doktor Metin Arık ile üniversitede tanışıp bilim ve aile hayatını birlikte sürdürdüler. Lise yıllarından itibaren parçacık fizikçisi olmaya kararlı Engin, TÜBİTAK kamplarında ilham aldı. Üniversiteyi bitirir bitirmez Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiler, Amerika Birleşik Devletleri'nde doktora, Amerika Birleşik Devletleri ve Londra'da doktora sonrası araştırmacılık yaptılar ve iki çocuk sahibi oldular. Profesör Doktor Engin Arık, Atlas projesi üzerinde çalışarak, Türkiye'nin CERN'e tam üyeliği için çaba gösterdi, ancak bu amacına hayatta iken ulaşamadı. Engin, projede önemli bir liderdi ve vefatından sonra görevi eşi devraldı. Boğaziçi Üniversitesi'nden kayıpların ardından projeye yeni hocalar ve öğrenciler katıldı. Engin ayrıca, Türkiye'nin hızlandırıcı teknolojisinde geri kalmasını eleştirerek, bir ulusal hızlandırıcı projesi ve toryum temelli enerji sistemleri üzerinde çalışmalar yürütüyordu. Bu çalışmalar, Türkiye'nin enerji sorununa çözüm sunabilecek potansiyele sahipti. Engin, sevgi dolu ilişkileriyle etrafındakileri bilime ve araştırmaya teşvik eden bir figürdü. Profesör Doktor Metin Arık, eşi Engin Arık'ın öğrencileri üzerindeki derin etkisini ve enerjisini anlatırken Engin, sadece bakışıyla bile ne istediğini anlatabilir, her zaman enerjik ve hızlı çözüm arayan bir kişilikti demektedir. Onun güçlü kişiliği, detaylara olan dikkati ve mantıklı planlaması sayesinde pek çok başarıya imza atmıştı. Ancak, dış faktörler ve sistemdeki aksaklıklar nedeniyle zorluklar yaşamıştı. Engin, cesur ve inandığı değerler için mücadele eden biriydi. Engin, CERN'deki Atlas deneyinin önemini ve Higgs parçacığı arayışını anlatmış, bu çalışmanın evrenin sırlarını çözeceğine inanmıştı. CERN'deki Atlas detektörü, yerin 100 metre altında, 10 katlı bina yüksekliğinde ve 2000'e yakın uluslararası fizikçinin katılımıyla, evrenin sırlarını çözmeyi amaçlıyor. 2012'de Higgs parçacığını buldu. Engin Arık, Türkiye'nin CERN'e tam üyeliği için çabaladı, Türkiye'nin bilim alanında ilerlemesine ve hızlandırıcı merkezi kurulmasına önderlik etti. Temel bilimin teknolojik uygulamalara dönüşümü, geniş bir alanda kullanımı sağlayarak kalkınmayı teşvik eder. CERN, 1954'te 12 Avrupa ülkesinin işbirliğiyle kurulan dünyanın önde gelen parçacık fiziği laboratuvarıdır ve pek çok önemli keşfe ev sahipliği yapmıştır. Engin Arık, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanında ilerlemesi için Ankara'da kurulması planlanan Türk Hızlandırıcı Merkezi'ne büyük önem atfetti. Bu merkez, savunma teknolojilerinden sanayiye kadar geniş bir yelpazede dışa bağımlılığı azaltma potansiyeline sahiptir. Ayrıca, Arık toryumun enerji sorununa çözüm olarak önemine dikkat çekti, Türkiye'nin büyük toryum rezervleri, enerji bağımsızlığı ve ekonomik kazanımlar sağlayabilir demiştir. Engin Arık, Hindistan'ın ve ülkemizin büyük toryum rezervlerinin potansiyelini vurgulayarak, Türkiye'nin toryumla enerji üretimi konusunda dünya liderleri arasında yer alabileceğine inanıyordu. 1993 yılında Nobel ödüllü İtalyan fizikçi Carlo Rubbia tarafından önerilen toryumun hızlandırıcı kullanılarak yakıt olarak kullanılması fikri, Engin Arık'ın da desteklediği bir vizyondur. Toryumla çalışan santraller, daha güvenli ve çevreye daha az zararlı olacak şekilde tasarlanabilir. Ancak, Türkiye'nin bu alanda gerekli adımları atmadığı, bilimsel araştırmalara yeterince yatırım yapmadığı ve bu yüzden uluslararası arenada geri kaldığı konusunda Engin Arık eleştirilerde bulunmuştur. 2002 yılı itibariyle, Türkiye'de bu alanlarda çalışacak 1200 bilim insanı olması gerekirken, sadece 80 kişinin çalıştığını belirtmiş ve bu durumu değiştirmek için bilim insanlarına ve araştırmaya yatırım yapılması çağrısında bulunmuştur. Engin Arık, kendi bilimsel başarılarının yanı sıra, sıcak kişiliği, hayat dolu tutumu ve öğrencileri ile olan ilişkisiyle de hatırlanıyor. Kendisini saygı ve özlemle anıyoruz.